At. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Dün gece iyi uyuyabildin mi? İyiyim, uyudum merak etme. Ben Can halledecekti o güvenlik işini. Halletti. Artık eve şifreyle giriyoruz. Sevindim. Otursana. Ben sen gelmeden önce bitirdim. Eline sağlık. Son revizyonlarla tam istediğim gibi olmuş. Süper. Çok sevindim. Ayşegül, iyi misin? Hala dün gecenin etkisi mi? Bilmem. Sandığımdan daha fazla etkilendim galiba. Hadi gel. Senaryonun bitmesini kutlamak için yemeğe gidelim ha? Olur. Hadi. Alışık değilsin değil mi? Bildiğin. Peki o zaman filmimizin kıracağı gişe rekorlarına. Hadi inşallah. Murat, biliyor musun? Teşekkürler. Teşekkürler. Biliyor musun? Başından beri bana bir tek sen inandın. Yani beni tanımamana rağmen başarabileceğime bir tek sen inandın. Ayşegül. Ama Can, o bana hiç inanmadı. Sürekli benimle dalga geçti, alay etti, yazdıklarımı okumadı. Tek bir satırını bile okumadı. Taşınıyormuş biliyor musun? Duydum. Benimle iyi vakit geçirdiğini söylüyor ama konu o değil. Elif'e dönmek zorunda. Can Elif'e dönerse ne olur biliyor musun? Kariyeri patlar. Skandal üstüne skandal. Sonra kendini toparlaması zaman alacak biliyorum. Elif onu mutlu edecek Ayşegül. Üzülme. Edecek tabii. 9 yaşından beri tanıyorlar birbirlerini. Can ona 9 yaşında söz vermiş ya, inanabiliyor musun? Ay hangi gerizekalı 9 yaşında verdiği bir sözü tutmaya çalışabilir ki? Neyse. Yani her şey bu kadar ortadayken, kariyeri bu kadar tehlikedeyken nasıl bu kadar mantıksız davranabilir inanamıyorum. Aşk böyle bir şey Ayşegül. İnsan normalde yapmayacağı şeyleri yaptırır. Evet. Yiyelim mi? Başlayalım. Hadi git. Bye.
Efendim Murat. Ne haber Ayşegül? Nasılsın? Sesin pek iyi değil gibi. Yok, iyiyim. Buluşalım mı? Akşam yemeği mi? Bilmem nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Olur. Tamam. Akşam görüşürüz. Yanımdasın, saçlarımda, tadımdasın. Sonra işte onunlasın. Aşk mı bunun adı, beni benden aldı. Ya kitap gibi bu, oku oku bitmiyor. Ne yiyeceğimi seçemedim. Sen ne yersen ben de ondan yiyeceğim. Ya Murat, üstüme baskı kurma. O zaman önce ne yiyeceğimize karar verin. Salata. Yoksa et. Balık. Bunların burada baş başa ne işi var ya? Bir şeye karar verin. Tesadüfe bakın. Kimler buradaymış? 40 yıl düşünsem sizi böyle baş başa yemekte göreceğim aklıma gelmezdi. Ya aşırı harika bir tesadüf oldu. E madem karşılaştık biz de sizle oturalım bari. Ayşegül. Biz? E ben ve erkek arkadaşım Can kim olacak Ayşegül? Siz ne zamandır böyle baş başa buluşuyorsunuz? Elif'ciğim, biz Murat'la çalışıyoruz. Öyle mi? İş arkadaşları yani. Evet. E anlatın o zaman. Nasıl gidiyor işler? İyi, fena değil. Aslında Ayşegül fazla mütevazi. Yoksa kısa zamanda kalemi çok gelişti. Kendisi çok yetenekli. Çok yakında senaryosunu film alacağız. Bravo Ayşegül. Tabii insan işini severek yapınca böyle oluyor. Ne güzel. Senin ne işin var burada? Arkadaşlarımıza rastlayınca onlara eşlik ettim. Hadi gel sen de geç. Biz de tam Ayşegül'ün yeni filminden bahsediyorduk. Anlatsanıza, konusu ne filmin? Olmaz. Yazarın sırrı. Vizyona girince izlersiniz. Elif, boş ver ya. Kim ne yapsın ki zaten bunun senaryosunu? İşte, ne çıkacak ki? Ayşegül. Sen çocuk musun? Hı? Öğrenemedin mi hala yemek yemeyi? Sil şu ağzının kenarını. Bizi insanlara rezil etme. Tamam Can, bağırma. Ne yapalım Elif? Ne yapalım? Başka türlü olmuyor. Ayşegül böyle. Öğrenemiyor bir türlü. Uyarmamız gerek. Yoksa rezil oluruz insanlara.
Can. Apartman. Vay. Murat Bey aramıza katıldı. Hoş geldin. Sen Ayşegül'ü tanıyordun değil mi? Hı? Hatta benden daha iyi tanıyordun. Dur ben sana biraz anlatayım Ayşegül'ü. Ayşegül biraz kafasızdır. Ve böyle ortalık yerde bağırır çağırır. Öyle konuşur yani, insanı rezil eder. Yemek yapmayı bile beceremez Ayşegül. İnatçıdır. Bu Ayşegül işte, budur yani. Sen çok mu mükemmelsin Cantekin? Sen dön de kendine o dev aynanda bak. Yavaş Ayşegül, yavaş. Tam da bundan bahsediyordum işte. Benden sana tavsiye Murat. Bu yeni elemanına sen fazla güvenme. Kim ne yapsın ya bunun senaryosunu? Filme mi çekecekler? Oynatacak oyuncu mu bulabilecek? Kim oynar ya senin senaryonda? Acıyorum. Yemin ederim oynayacak adama acıyorum. Acıyorum ya. O halde senin için üzülmeli miyiz? Ayşegül'ün yazdığı filmde sen oynuyorsun Can. Ne? Ne dedin sen? Hani şu sözleşmesine imza attığın film var ya. İşte onun senaristi Ayşegül. Yapımcısı da değil. Sen ne dedin? Can, ne yapıyorsun? Kusura bakma, tutamadım. Ne bu? Ayşegül'ün o acayip fıkralarından biri mi? Ha? Murat, ne diyorsun? Ha? Ne senaryosu, ne başrolü? Kızım diyor ki... Senin şu yazdığın senaryoda diyor, ben oynayacakmışım diyor. Bak, bak. Bana niye daha önce söylemedin Murat? Elif, entrika yapıyorlar ama birbirlerinden haberleri yok. Görüyor musun? Bırakın be bu işleri. Bunda bu kadar komik ne var canım? Komik olan mı ne? Benim böyle bir şeyde oynayabileceğimi düşünmen komik. Bayağı komik. Ama kabul ettin. Sözleşmeyi de imzaladın. Açıklanmasını istemiyor. O niye? Ya öyle tercih ediyormuş. İyi canım. Bana ne, yollasın senaryoyu. Okuyalım. İşte. Senaryo da hazır değil. Yani tam olarak hazır değil. Handan. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Yapımcı ismini söylemiyor. Kim olduğu belli değil. Senaryo hazır değil. Biz neye göre kabul edeceğiz veya etmeyeceğiz bunu? Ben kabul ettim. Murat Soykan. Elinden geleni ardına koyma. Ama şunu da bil. Ben
bu işte. Yok. Hadi Elif. Murat, kime ne oluyor Allah aşkına? Bir şey söyle. Bana inanmıyor musun? Murat, ben artık neye inanacağımı şaşırdım. Yani bana neden söylemedin? Canı neden buna mecbur bıraktın? Bu sözleşme işi nedir? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Sen değil miydin bana? Canın kariyeri yüzünden ondan boşanamam diyen. Ya evet ama sonuçta... İşleri kötü gidiyor. Bir çıkış yolu bulamazsa geleceği tehlike altında diyen sen değil miydin? Sen kendin demedin mi onu korumak için ondan ayrılamam diyen? Benim yazdığım film mi onun çıkış yolu? Evet. Can için çıkış yolu... Senin için de yepyeni bir başlangıç. Yine de böyle olmamalıydı Murat. Emri vaki bu. Yani Can'ı biraz tanıyorsan bu işi asla kabul etmez. Ama çoktan etti, biliyorsun. Senin olduğunu bilmeden ama. Ya keşke haberim olsaydı. Ben söyleseydim. Ayşegül, Can artık çocuk değil. Onu korumayı bırak. Gidelim. Teşekkürler. Benim de gelmemi ister misin? Birlikte konuşuruz Can'la. Seninle konuşmak isteyeceğini sanmıyorum. Zaten... Benimle konuşmak isteyeceği de şüpheli. Peki, yarın ararım. Tamam. Ayşegül. Efendim. Ben 2-3 güne Kan'a gideceğim. Yeni proje bulmak ve yatırımcılarla tanışmak için. Sen de gelmek ister misin? Hem senin için de iyi olur. Sektöre ne kadar erken girersen senin için o kadar iyi olacak. Yani Murat, ne desem bilemiyorum ki. Tamam. Sen düşün, bana haber verirsin. Vize işlemlerini ben hallederim. Görüşürüz. Şey mi? Daha ne olsun? En yakın arkadaşının karısıyla mı birliktesin Murat Sorukan? Bunu da mı yaptın? Elif, saçma sapan konuşma. Buraya neyin hesabını sormaya geldin? Kendi kendine hikaye kur. Öyle bir şey yok. Tabii. Siz sadece birlikte çalışıyorsunuz. Aranızda hiçbir şey yok. Demek aradığını buldun. Tebrik ederim. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Madem Ayşegül'e karşı hislerin var, neden onların aynı filmde beraber olmalarını sağlamaya çalışıyorsun? Elif, sen evine git. Ben de evime. Aslında düşündüm de, sen Can'ın bu teklifi kabul etmeyeceğini biliyordun. Ona rağmen bu teklifi yaptın. Yani onları birleştiriyor gibi görünürken aslında ayırdın. Elif.
saçma sapan düşüncelerinle birlikte evine git. Sana artık katlanamıyorum. Ayşegül'e bak sen ya. Can'la evlendiği yetmiyormuş gibi şimdi de Murat'a gözünü dikti. Haddini bildirmenin çoktan zamanı geldi de geçiyor bile. Sen Can'ın sadece çalışanısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.